Çağla Şikel markette alışveriş yaparken görüntülendi. İki yıldır sabah kuşağında sağlık programı sunan Şikel, manav reyonundan bol bol alışveriş yaptı. Çağla Şikel'in torba torba avokado alması dikkat çekti. Fiziğiyle genç kızlara meydan okuyan 41 yaşındaki ünlü model her fırsatta organik beslenmeye özen gösterdiğini belirtiyor. Çağla Şikel daha sonra Etiler'de kuaför çıkışı kameralara takıldı. Şikel pembe mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Haftanın 5 günü program sunan Şikel, saç bakımına ihtiyacı olmadığının altını çizdi. Çocuklar, ben haftanın 5 günü canlı yayın yapıyorum. Zaten benim saçla ilgili bir sıkıntım yoktu. Yani iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yasakların kalkmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Şikel, henüz tatil planı yapmadığını belirtti. Evet, biraz heyecanlıyız yani ama ben... Bir tatil planınız yok. Yani şu anda evet, bir tatil planım yok hakikaten. Öncelik çocukların bir okulu bitsin, ondan sonra daha benim işim devam ediyor zaten. Pardon. Görüşürüz, haberleşiriz. Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geçen günlerde sosyal medya sayfasından hamile olduğunu açıkladı. Sabri Sarıoğlu hamile eşiyle hafta başı Bebek'te kameralara takıldı. Ünlü futbolcu aracının camını açıp muhabirleri selamladı. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Daha sonra muhabirleri kırmayıp soruları yanıtlayan Sarıoğlu, eşinin hamilelik sürecinin iyi geçtiğini söyledi. Karantina günleri nasıl geçiyor? Ülke olarak dünya genelinde sıkıcı bir durum ama inşallah hep beraber bunu anlatacağız. Bu süreç bitince neler özlediniz? Var mı böyle yapılacak planlar? Her şey özleniyor. Efendim, eşiniz nasıl gidiyor? Hamileliği nasıl gidiyor? Onu sorsaydık. Hamile gidiyor, Allah aşkına iyi gidiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sabri Sarıoğlu geçen cuma ise Bebek'te sahibi olduğu gözlük mağazasının önünde kameralara takıldı. Eski milli futbolcu ayaküstü iş görüşmesi yaptı. Sevdaya aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Muğla'da çekilen Kalk Gidelim dizisinde başrol oynayan Ayça Varleyer, bayramda paylaştığı videoyla dikkatleri üzerine çekti. Çıkabilirim, gezebilirim, bir ileri iki geri dönebilirim ama doğru olan bu odada. Kalk Gidelim dizisinin senaristi Baykut Badem, Mozart'ın Türk Marşı eserine günümüze uygun sözler yazdı. Bu sözleri seslendiren Varleyer, Türk Marşı'nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu dedi. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz, gece gündüz kalıyoruz dedikodusuz. Makyaj yapıp saç boyamak, kaş boyamak evde ucuz. Çarşı pazar yorucu olur, en iyi dostun telefon olur. Tek gerçeğim izolasyon, yoksa bulaşır enfeksiyon. Vitamin D, vitamin C, çinkolu demirli vitamin D. Bağışıklık sistemime daha nasıl bakabilirim? Manikürümü, kuaförümü, ballayı unuttum gerçek yüzümü. Kırlara çıkıp toplanmak istiyorum çoban üzümü. Pelin Karaağan Nişantaşı'nda aracına binerken kameraya takıldı. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Karantina döneminde resim yapmaya başlayan Karaağan yaptığı bir paylaşımın altına "Seneler önce başladığım resme geri döndüm. Özellikle bu dönemde bana en iyi gelen, artık bırakmam seni" yazmıştı. Son olarak Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Karaağan resim yapmaya devam edeceğini bir kez daha tekrarladı. Nasıl geçiyor efendim karantina günleri? Kaçıyorum şimdi, trafik kitlemeyeyim, görüşürüz. Sanat eseriniz de çok konuşuldu, gayet iyiydi. Resim yapıyorum bol bol. Devam var. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi eşi Aslıhan Doğan, oğlu Hamza ve kardeşi Okan Turan'la Akçay'daki evlerine gitti. Turan, 1 yaşındaki oğlu Hamza ile sahil turu yaptı. Baba oğlun fotoğrafını Hamza'nın bakıcısı Lonnie Oryo çekti. Sen beni hatırladın mı gerçekten? Nasıl unutayım Rıza baba? Bütün sınıf o günü iple çekmişiz. 14 yıldır süren Arka Sokaklar dizisinde komiser Cemal karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin, Bebek'te görüntülendi. Ergin, Şevket Altuğ, Özgür Ozan ve Zafer Ergin gibi usta oyuncuları buluşturan dizinin sezon finalini çekeceklerini söyledi. Vallahi önce inşallah bir an önce bu süreci atlatırız diyorum. Biz de bütün sektörler gibi diken üstündeyiz. Diken üstünde çalıştık ama çalışmaya da ihtiyacımız var. İşte siz de iyi biliyorsunuz bunu. Vallahi kazasız belasız çalıştık. İnşallah bu hafta final bölümünü çekeceğiz. Bir kaza bela vermezse Allah, bir hastalık vermezse sezonu güzel tamamlamış olacağız ama inşallah bu süreç bir an önce biter de rahatlarız. Genç oyuncu Arka Sokaklar'ın set ortamını anlattı. Bizim set ortamımız aynı şekilde, yani gördüğünüz gibi işte bir iş 15 sene boyunca nasıl devam eder? İşte bu samimiyetle, aynı şekilde o samimiyeti karavanda da, set ortamında da görüyorsunuz. Herkes çok içten. Herkes birbirinin açığını kapatmak için, herkes birbirini tamamlamak için uğraşıyor. Güzel bir enerji var. Zafer abi, Özgür abi, Şevket abinin önderliğinde bence yani çok daha uzun zaman gider yani Arka Sokaklar. Bu enerjiyi kaçırmadıkları zaman. Yiğitcan Ergin, beraber görüntülendiği rol arkadaşı Ela Yörük'le ilgili açıklama yaptı. Acaba dizi aşkı gerçek mi oldu dedik. Doğru mudur? İlk ağızdan sizden öğrenelim. Şöyle söyleyeyim. Yok ya, olursa bizden duyarsınız öyle bir şeyi. Biz İstanbul'un her yerinde sahne çekiyoruz. Ela ile iyi arkadaşız ve her yerde yemekliyoruz, dolaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, vakit geçiriyoruz. Fotoğrafların çekilmesi normal. Bir şey olursa bizden duyarsınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. DH Bilimler'in Dalga Dalga isimli yeni çalışması kısa sürede büyük ilgi gördü. Biz de iyiyiz. Biz dalga dalga dalgalanıyoruz. Hayırlı olsun. Yemin ediyorum 70 günün oldu neredeyse ben evden çıkmıyorum. Sadece klip çekimi için çıktık. O da bir fabrikada yaptık klip çekimini. Bayağı kalabalıkmış her yer. Hareket başlamış yani. Trafik falan var. Vallahi inanamadık ya biz çıkınca oradan. Şunu çıkarayım, rahat edeyim lazım. Büyük bir dalgalanma oldu böyle. Şimdi diyoruz ki ikinci dalga gelecek dediler ya. İşte ikinci dalga inşallah dedik böyle gelsin. Şarkıyla gelsin, türküyle gelsin. İnsanların meğer ihtiyacı varmış böyle şarkıya. İlk günden 1 milyon izlenme aldık şarkıda. İnsanlar eğlenmeyi özlemiş diyen Bilimler, karantina sürecinde müzik sektörünün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Biz bile beklemiyorduk bu kadar bir tepkiyi ama insanlar gerçekten galiba özlemişler abi, eğlenmeyi özlemişler. Biz de öyle. Çok sıkıldık. İnşallah çok zorlu. Hele bizim müzik sektörü bu dönemde çok etkilendi. Yani zaten her şeyde müzik etkileniyor. En ufak bir şeyde ilk etkilenen sektörümüz abi. O yüzden de bu olaydan biz 20 gün önce müzik yapmayı bıraktık. Biz sahnelerimiz, ilk bizim sahnemiz kapandı. Restoranlardan önce gece kulüpleri kapandı, barlar kapandı. Bizim konserlerimiz iptal olmaya başladı. En sonunda biz açılacağız galiba. Bir de öyle gözüküyor. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaza damgasını vuran şarkılara imza atan Serdar Ortaç'a meydan okudu. Bu zorlu süreçte aslında iş çıkarmak da kolay değil. Hem riskli, hem bunun bir maddi harcaması var, emeği var. Kolay da değil yani, bedava kimse bir şey yapmıyor. Herkese risk almak istemedi ama biz tabii ki de umutla baktık geleceğe ve böyle bir şarkı yaptık. İyi ki de yaptık. Yani çok güzel tepkiler geldi. Artık yaza Serdar Ortaç'la değil de Habimler'le gireceksiniz. Dalga dalga diyoruz. Dalga dalga dalga. Şarkı da kolaymış. Görüşürüz.